Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz sınıf öğretmeni, çocuk astroloğu Ece Akdoğan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. E, i̇smim Ece Akdoğan. E, Uludağ Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümü mezunuyum. 10 e, yıldır Milli Eğitim Bakanlığı'nda e, ilkokullarda öğretmen olarak görev yapıyorum. Evliyim, bir evladım var. Aynı zamanda çocuk kitabı yazarıyım. Çok tebrikler. İşiniz hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Ayrıca çocuk kitabınız var ondan da bahseder misiniz? Çok sevinirim. Şimdi çocuk astrolojisi aslında genel olarak çocuk astrolojisi biraz spesifik bir konu olarak düşünebiliriz. Astrolojiden bahsedecek olursak çağımız biliyorsunuz Plüton kova çağına girdi ve artık teknolojik gelişmeler, icatlar ve insan hakları, demokrasi, bireysel farkındalık çok önem kazanacak. Dolayısıyla bu süreçte e, Milli Eğitim sistemimizin inşallah astroloji ile entegre olmasını, e, çocukların karakteristik özelliklerinin e, astroloji e, disiplini üzerinden de faydalanılarak e, kendi potansiyellerini keşfetmesini sağlamaktır aslında. Çocuk astrolojisinin e, temel amacı budur. E, kişilik analizi ve mizaç analizi yapıldıktan sonra meslek potansiyelleriyle ilgileniyoruz. E, böylelikle onları en doğru şekilde yönlendirmek istiyoruz. Çok güzel. Kitabınızdan biraz bahseder misiniz? E, kitabım Tohumun Kalbi ismi. E, aslında burada çok önemli bir konuya farkındalık getirdik e, Nesin Hanımcığım. Şöyle yaptım. E, biliyorsunuz ata tohumu e, gitgide... Önem kazanıyor ama evet. aynı zamanda bunun mücadelesi de çok veriliyor. Fakat bu farkındalık çocuklar üzerine çok oluşturulmadı. Evet. Yani televizyonlarda bahsediliyor, herkes işte bunu anlatıyor, bunun önemine dikkat çekiliyor, çevresel işte e, girişimlere çok değer veriliyor ama çocuklar üzerinden bunun böyle yapılandırılmasına çok gidilmiyor. Bunu fark ettim. Ata tohumu da çok kıymetli. Köyler gitgide kalkıyor farkındaysanız. Ee, Ananelerimizin, dedelerimizin tohumları çok kıymetli. Ee, çocuklarımızın e, bu konu üzerine farkındalık oluşturmak için böyle bir Hı. çalışma yaptım. Ee, şiir gibi bir kitap kalemi Neyse. aldım. İnşallah okuyucusu çok olsun. İnşallah. farkındalığı bol olsun inşallah. Tebrikler. İşinizin asıl hedefleri nelerdir? İşimin asıl hedefi e, ben bir öğretmenim ve öğretmek benim tutkum. Dolayısıyla e, nesil yetiştirmek, çocuk yetiştirmek çok önemli ve çok kıymetli bir şey. Özellikle de anne olduktan sonra bunun önemini daha da anlıyorsunuz. Ebeveyn olunca daha bazı şeyleri fark ediyorsunuz. E, mesleğimdeki en yani bu istediğim hedefim e, kendi eğitim sistemimizin, Türkiye eğitim sistemimizin e, bu günümüz modern disiplinlerinden faydalanarak ki biliyorsunuz astroloji, astronomi, matematik ve aynı zamanda psikoloji ilimli disiplinlerinden de faydalanıyor. Dolayısıyla milli eğitim sisteminin bu disiplinden faydalanılmasını istiyorum ve Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak istiyoruz inşallah. Toplumca, milletçe bunu başarabilelim inşallah. Amacımız Çok güzel. bu. Neden bu işi seçtiniz? Ee, sizde öğretmenlik, yazarlık ve astroloji ile ilgilenme haritanızda gösterge olarak e, neler var? Ee, aslında şöyle, astroloji ile ilgilenmek e, yani tabii ki var. Dokuzuncu evimde diyelim. Normalde biz kendi öğretmenim ev bazında çok bizi ilerletmiyor ama dokuzuncu evimde Uranüs'üm var. Ee, bildiğiniz üzere dokuzuncu ev astroloji, astronomi gibi ve yüksek öğrenim konularını işaret eden bir ev. Ev bölümüdür. Orada Uranüsüm var benim. Uranüs de aynı zamanda biliyorsunuz bu ilimleri temsil ediyor. Dolayısıyla Uranüsüm Merkürüm ve Ayımla çok büyük bir üçgen açı yapıyordu. Merkürde yazarlıktır bu ciddi bir gösterge. Ama aynı zamanda benim şanslı olduğum ve gerçekten kendime ait hissettiğim yer Seres annelik yani Seres de annelikleri bu bilinir ve gerçekten çocukları ve anneliği yani çocukları çok seviyorum. Anne annelik benim için çok çok önemli bir şey. Yani anneliği her şeyin bir kenara en üste koyuyorum. Evet. Diğer şeyleri bir kenara bırakarak. O yüzden bu alanda bir yönelim yaptım. Aslında her şey bir hayalle kendi çocuğum üzerinde, kendi çocuğumun haritasını yorumlamak isterken başladı. Yani ona nasıl yaklaşabilirim? Onun karakterini nasıl keşfedebilirim? Ona nasıl bir anne olarak yetebilirim? Bunları düşünürken astrolojiyle aslında hani daha haşır neşir olmaya ciddi başladım Peki astroloji nasıl bir ilimdir? Hangi alanlarda bu işten faydalanıyoruz? Aslında şöyle söyleyeyim, şu anda çok hani günümüzde popülerlik kazandı ve işte daha çok böyle sinasri gibi işte daha çok böyle ilişkiler üzerinden daha çok işte Hı -hı. ya da burçlar üzerinden anlatılıyor. Bunlar da çok eğlenceli ve keyifli ama aslında çok ciddi bir disiplin yani düşünün ki e, ülkeler işte ırklar e, hükümdarlar e, mesela hiç duydunuz mu ırklar astrolojisi diye bir şey var yani e, medikal astroloji finansal astrolojisi ve bunlardan inanılmaz faydalanılıyor. Bireysel harita danışmanı da spesifik sadece bir bölümü. Hı hı. Şimdi e, eskiden bunu milyarderler çok kullanıyormuş. <laughs> Artık tabii günümüzde e, Plüto'nun kova çağına girmesi buna da işarettir aslında. Toplumların bundan faydalanması e, çok yüksek bir farkındalık oluşturması demektir. E, dolayısıyla astroloji bu yüzden çok önemlidir. Yani verilerin e, bir meteoroloji e, ilmine benzetebiliriz bunu hava tahmini gibi. Yani veri verilerin olasılıkların pardon verilerin toplamından yola çıkarak bir olasılık analizi yapılmasıdır. Evet. Hiçbir şey yüzde değildir ama yüzde doksana yakın belli emareler vardır. Evet. Tabii ki burada bir kader üstünde bir kader de vardır. Evet. Bazı etkenler de etkilidir ama ne olursa olsun aslında doğduğumuz anda bir gezegen dizilimimiz var. Bize verilmiş bahşedilmiş bir böyle bir hediye var. Gökyüzü kimliğimizden de faydalanmamız çok önemli diye düşünüyorum. Evet. İşinizin zorlukları nelerdir? İşimin zorlukları şöyle söyleyeyim Nesrin Hanım. E çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Sonuçta şimdi mesela ben kendi öğrencilerimde de bunu gözlemliyorum. Kendi çocuğumda da buna dikkat ettim ve bana danışmak isteyen insanlara da bu şekilde söylüyorum. Anne babaya tavsiye vermek, onları yönlendirmek ve çocuk hayatı üzerinde etkili olmak, yani onun hayatı üzerinde siz etkili olacağınız için her kelimeye, her detaya çok dikkat etmek gerekiyor. Bir sorumluluk bu. Tabii çok ciddi bir sorumluluk. Yani düşünün ki ileride anne baba... O analizi okuyacak, ...işte çocuğum zamanında biz böyle bir şey yaptırmıştık... ...mesela düşünün o çocuk için bir rehberlik... ...yani orada yapacağınız bir şey... E, ...diyelim hani bir yanlışlık... E, ...ya da bir gözden kaçan detay... ...o insan için değil mi... ...yani geleceğinde bir e, ciddi sıkıntıya yol açabilir... ...böyle bir sorumluluğun altına... ...o yüzden kimse girmek istemez... ...dolayısıyla anne babaların bu seçimi yaparken... ...çok dikkat etmeleri gerekiyor... ...kimle çalış... ...yani hareket etmek istediklerine çok... E, ...önem vermeleri, dikkat etmeleri gerekiyor... ve. Ve inşallah diyelim Milliyetin Bakanlığı'nda da bu disiplin yerleşir ve kullanılırsa hatta buna böyle entegre edilirse evet. çok çok verimli ve güzel sonuçlar alınacaktır. Evet. İşinizin keyifli yanları nelerdir? İşimin keyifli yanları şöyle söyleyeyim Nesrin Hanım bir insan hayatını gözlemlemek o harita üzerinde. O yıldızlara bakarak hakikaten o dizilime hayran olmak, böyle bir bulmaca çözer gibi ipuçlarını tek tek değerlendirerek onları birleştirmek ve gerçekten olumlu yönde çocuğu ve aileyi yönlendirmek kadar müthiş bir şey yok hani insanların hayatlarına dokunmak bunlar çok kıymetli şeyler Kesinlikle. Yani bir gülümsemek bile bir insan hayatını ne kadar etkiler ki düşünün Hı -hı. Bir de böyle bir şeyle yönlendiriyorsunuz ya yani çok keyifli bir şey gerçekten evet. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Benim en güçlü yönüm gerçekten ben e, sabırlı bir insanım. <laughs> Buna çok inanıyorum ve bir de multidisipliner bir insanım sanırım. Hmm. E, bu kelimeyi de eşimden öğrendim açıkçası. E, birden fazla disipline entegre olabiliyorum, e, bölünebiliyorum. Aslında bu benim hani bunu da anne olduktan sonra daha çok fark hmm. ettim. E, çünkü çocuğunuz olduğu zaman e, onunla birlikte hani belli bir zamanı işte toparlamak, ayarlamak, bölmek, planlamak zorundasınız. Hem çocuğunuzun tabii ki zamanından çalmamak Hı. ama bir taraftan da kendinize zaman ayırarak, değil mi? Çünkü anne kendini önce yardım edecek. Anne kendini geliştirecek, sonra çocuğuyla ilerleyecek. Dolayısıyla böyle bir yönümün olduğunu <laughs> fark ettim. Çok Budur. güzel. Peki haritaya bakarak başka hangi göstergelere değiniyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Ben kendim harita analizi yaptığım zaman öncelikle kişilik ve mizaç özelliklerine değiniyorum. Bu analizleri yapıyorum. Haritada pek çok şey de bulabiliyorsunuz. Yani tabii şimdi ben çocuk astroloğu olarak hani şey olduğum için yani bu şekilde bir ünvanım olduğu için daha spesifik konular ama her şeye ulaşabilirsiniz davranışları işte özdeğer algısı nasıl mücadele etme şekli nasıl nasıl işte şans ve fırsatlar hangi yöndedir işte meslek potansiyelleri nelerdir kendi hani yetenek potan yetenekleri neleri işaret ediyor bunlar çok kıymetli ya daha hayatta mesela bazı zorluklarla karşılaşabilir hangi alandan gelecek o zorluklar onları tespit Hı -hı. edebilme şansınız ve en önemlisi de hayat yolculuğu nereye doğru gitmeli yani bu kişi kendini nasıl hani bir yöne doğru ilerletirse ancak doyumu ulaşabilir ve tatmin olabilir bunları görüyoruz. Evet. Sizce başarı nedir? Şimdi Nesin Hanım aslında başarı hepimize göre değişir, hedeflerimize göre değişir. Ama başarı bence kişinin kendi potansiyellerinin farkında olarak bir dengede ve duygusal bir duygusal ve ekonomik bir dengede olarak koyduğu amaçlara ulaşması ve sonra bunu da takdir edebilmesi. Şimdi gerçekten şunu da görüyoruz. belki bir başkasına göre çok küçük hedeflerdir ya da işte ya bu mudur dersiniz ama o kişi o seçtiği hedeflerle kişilik yapısına göre kendinin farkındadır. Onu gerçekleştirmiştir ve çok mutludur. Bunu takdir edebilmek. Bazı kişilerde ne kadar böyle çıta yüksek tutarlarsa ve başarırlarsa başarsınlar bir türlü onu takdir edemezler. Hani kendilerini böyle ya ben yaptım artık tamam hani kendimi de tebrik etmeliyim diyemezler. Önemli olan Kişinin hedeflerini kendisinin kendi potansiyellerini fark ederek e, koymuş olduğu hedeflerini gerçekleştirmesi ve sonra da kendini takdir ettirmesi takdir edebilmesidir. Hı hı. Peki izleyicilerimize spesifik örnekler verebilir misiniz? Tabi e, çok böyle dikkat çekici e, bir hı hı. örnekler üzerinden gidelim. Hı hı. E, müsaadenizle notlarımdan bakayım. Tabii, mesela ben e, şöyle söyleyeyim, eşim <laughs> dolayısıyla e, maçları hı hı. bazen izliyoruz. Evet. Futbolculardan örnek vereyim hı hı. mesela. Arda Güler diyelim Fenerbahçe'de. Yani 20, 25 Şubat 2005 doğumlu. 18 yaşında bir çocuk. Şimdi biliyorsunuz kova dahilerin borcu. Aynı zamanda yani kovadan çok böyle mucit, icatçılar, işte bilim adamları, e, teknolojik gelişmeleri yapan insanlar çıkar ama aynı zamanda bakın e, haritalarda çok örnek haritalar da inceliyoruz. Çünkü biz okullarımızda aldığımız eğitimlerde futbolcuların haritalarında baskın olarak mesela Aslan Kova aksı oluyor. Bu müthiş bir şey. Yani Uranüs gezegeni çok devrede oluyor. Yani düşünün ki Arda Güler mesela 18 yaşında şimdiden Fenerbahçe bahçeye girmiş düşünün. Çocuk sporu böyle bir spor gibi değil de sanat gibi oynuyor ve siz de bunu izliyorsunuz ekranda. Yani bu çocuğun mesela düşünün ki 18 yaşında bu kadar büyük bir ve zorlu bir kulübe girmeyi başarabilmiş. Ya da mesela Arda Turan onun da güneşi kovada. Ama o daha Marsiyen bir insan mesela. Değil mi? Mars gezegeni önde. Ama onda mesela böyle şiir gibi oynamaktan ziyade biraz daha mücadeleci oynadığını görürsünüz. Ama güneşi kovada. Ya da mesela Ronaldo. Onun da güneşi kovada. Şimdi bunların hepsi birer tesadüf mü? Ha bütün futbolcuların hepsi mi kova? <laughs> Tabii ki değil. Ama Kova Burcu insanı ya da Aslan Kova aksındaki insanlar diyelim takım oyunlarını, takıma liderlik edebilmeyi çok iyi başarıyorlar. Dolayısıyla buralarda tabii yaptıkları çalışmalarla da tabii kendilerini gösterebiliyorlar. Uranüs tabii aynı zamanda daha analitik, daha böyle bir hızlı düşünmedir. Futbolda öyle bir beceridir mesela. Mükemmel düşünün ki o sahada 90 dakika boyunca devamlı kıvrak bir şekilde bunu, o maçı idare etmek zorundasınız. Şimdi düşünün. Ya da Messi mesela. Yükselen Kova. Yani bu kişi yani yani yükselen kovası var ve dolayısıyla aynı zamanda e, el ve ayaklar el ayak koordinasyonlarında da bunu görebiliyorsunuz. Şimdi düşünün 3 yaşında bir çocuğunuzu size getirdiler. İşte dediler ki e, böyle bir hani çocuğumuzun yeteneği var ve gerçekten aslında belli oluyor. Yani sizin mesela bu çocuğu direkt futbola, basketbola, tenise ya da işte bunun haricinde başka, başka mesleklerde direkt hani belli potansiyeller var. Gösterdiğiniz hmm. zaman müthiş bir şey değil mi? Hani. Tabii çok önemli. O küçük değil mi? yaştan ona yönelik yani, eğitimini yani alır. hiç böyle hani tamam o alanda hmm. böyle çok yani şey olmasa, uzmanlaşmasa bile diyelim ki branşı bir sporcu olsun evet. ya da bir hobisi olarak dursun. Hmm. Onu da mutlu olmak ona bir şey için katacak yapsın. o muhakkak. Tabii bir şey katacak. Hmm. Yani mükemmel bir şey. Hmm. Ya da mesela biz şif, şifacıların haritasında, doktorların, işte ebelerin, hemşirelerin haritalarında Neptün e, ve su elementi çok ağırlıkta oluyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Mesela Mesela yazarların haritalarında daha çok Başak Merkür vurgusu oluyor ve Merkürleri mutlaka köşe noktada oluyor. Benim de öyle. Bu aynı zamanda öğretmenliği de işaret ediyor. Bu şekilde. Güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programımızın sonuna geldik. Ben de çok teşekkür ederim. Son olarak ederim. iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? E, i̇letmek istediğim mesajım, e, anne babalara buradan e, seslenmek istiyorum. Çocuklarınız için böyle güzel bir e, danışmanlık hizmeti alın ama gerçekten bunu titizlikle araştırın, çocuğunuza böyle bir hediye verin e, ve, e, ve tabii ki e, dileğimiz odur ki Milli Eğitim Bakanlığı'na da bu sistem yani astroloji disiplini entegre olsun, e, milletimizin e, ve dev, devletimizin yolu açık olsun. Çok güzel bir mesaj oldu. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Ben Hoşarılar de çok teşekkür diliyoruz. ederim. Çok çok sağ olun. Rica ederiz. Sevgili seyirciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.